Şimdi devam edelim. ya aslında hani Mesut hocam sizi tekrar alayım mı böyle? Hayır. Az önce de konuşuyorduk ya işte Trump gelirse bu savaşı bitireceğini söylüyor bir yandan ama şimdi eğer Trump gelirse ve Ukrayna ya destek kalmayacak evet. ve oradaki Rus işgali derinleşecek ve bu da olası bir mülteci akını demek anlamına geliyor mu? Yani neler olur böyle bir şey olursa Türkiye Ukraynalı mülteci alır mı? Zor bir soru sordum. Yani aslında şöyle bakalım. <laughs> yani Dinyeper Nehri Ukrayna topraklarını adeta ikiye bölmüş. Ve Rus sınırına yakın bölgede yaşayan Rus kökenli 8 milyon insan var. Bunların bir kısmı savaşta tekrar Rusya'ya geri döndü ve Rusya şöyle bir yolda takip ediyor. Gelenlere Rusya pasaportu veriyor. Diğer tarafta diye ve Batı Ukrayna tarafındakiler ise Polonya üzerinden Almanya'ya ve daha eli iş tutanlar diğer ülkelere gittiler. Özellikle Romanya'da bunun üzerinde ve bazı hesaplara göre Ukrayna'dan 7 milyon insan göç etti. Başlangıçta sizin de takdir ettiğiniz üzere Ukraynalıları herkes alkışlarda çiçeklerle bir şekilde karşıladı. Ama bugün Ukraynalılar ağır geliyor. Kime? Batılılara. Ee, özellikle bu gidişatın, e, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın şunu söyleyebiliriz. Avrupa'yı istikrarsızlaştırmıştır. Bir, iki, bir şekilde gelecekteki bir savaşın ne kadar öngörülemez olduğu ortaya çıkmıştır. Halbuki demin konuştuk, Soğuk Savaş bittiğinde 1991'de ne denmişti? Hatta rahmetli ben hatırlıyorum. Ee, bazı insanlar, Rus Genelkurmay Başkanı'na şunu söylediler, artık size çiçek verebilin. Bu, bu konuşuldu biliyorsunuz. Ama bakıyoruz ki e, Rusya e, dünyanın en geniş topraklarına sahip bir ülke. Ama e, arkasında bir tarafta Çin baskısı var, bu tarafta Batı'nın iki taraflı genişlemesi var. Bunlardan bir tanesi NATO'nun doğuya doğru genişlemesi ki kırılma noktası Ukrayna'dayız. Öbür tarafta da Gürcistan. Bu kırmızı çizgiyi aşmayın dedi. 2008'e Gürcistan'a müdahale etti. 2014'te Kırım'a yanık tutuklandıktan sonra ve nihayet 2022'de halen devam eden bir savaş. Bu savaş ne Avrupa'ya ne Amerika'ya bir şekilde barış getirir. Ve Sayın Cumhurbaşkanı söylediği gibi bu dünya barışına ve Avrupa Atlantik barışına da büyük bir dinamit ve mayın aslında. Neden? Mayın bizi de ilgilendiriyor. Evet. Odessa'dan mayınlar İstanbul'a geldi. Geçen hafta yine bir tane mayın patlatıldı. Ve Türkiye burada devlet aklını kullanarak Bulgaristan ve Romanya'yı kurdu. Şimdi Peki bazı... benim soruma geri gelecek olursak onu nasıl tamamlarsınız? Yani Ukraynalı mülteci Türkiye alır mı sorusu? Hocam gelmez ki. E eğer savaş şiddetlenirse Bence ilk kısaca cevabınızı alayım sonra sırayla ilk, ilk soracağım herkese. Romanya üzerinden olacak. Peki Öze abi siz ne dersiniz? Gelmez çünkü şöyle söyleyeyim. Şimdi Ukrayna'nın serbest dolaşımı var. Diledikleri yere gidebiliyorlar. Ukrayna'da şu anda problem ülkeden çıkmaya sağ olması. Erkekler özellikle ülkeden çıkmaya var. yoksa zaten Avrupa'ya gidiyorlar. Yani Türkiye'ye gelen mülteciler de Türkiye'de yaşamak için gelmiyorlar ki öz itibariyle. Onlar da fırsatını bulup bir Avrupa ülkesine gidebilmek için. Avrupa'ya gidenlerin sayısı ne bu son radyada? Valla şöyle söyleyeyim 5 milyonun üzeri kesin ama ben Avrupa şampiyonasında gördüm yani genç erkeklerin çıkması yasak diyorlardı. Hiç öyle bir şey yok. Bir sürü genç erkek de gördüm maçlara giden. Öncesinde çıkmıştır başka türlü çıkmıştır bilmem ama buradaki temel mesele şu. Şu anda Avrupa'da mesela Romanya'da hemen hemen kalmadı. Çünkü Romanya ya şundan yana çok gittiler. Odessa'dan hemen çok hızlı şekilde bir feribotla e, Romanya topraklarına girmişlerdi. E, mesela Çekya'nın çok ihtiyacı vardı iş gücü açısından. Çekya aldı onlara ev verdi vesaire. E, Almanya'da çok yoğun şekilde varlar. Bakın e, demografisi, demografik yapısı bozulmuş ve hizmet sektöründe çalıştıracak adam bulamayan Avrupa ülkeleri için Ukraynalılar çok önemli. Çünkü kendi dillerinden... Ee, aynı ten rengindeler aynı göz rengindeler aldılar ve istihdam ettiler ama ben sana bir şey söyleyeyim ben BBC'nin dosyasını herkese hatırlatırım Ukrayna'dan ilk mülteci akını başladığında Avrupa'daki bütün e, fuş mafyası yardım adı altında o, sın o sınırlara yığındı ve çok insan kaçırdılar birkaç rakam vereyim mi hemen rakam sordun ya tabi ee, ilk anda gidenlerin Polonya'ya gidenlerin Avrupa üzerinden 14 milyona yakın kişi sonra 10 milyonla yakın kişi Ukrayna'ya geri döndü. Ama şu anda Polonya'da 1, 1 milyonun üzerinde Ukrayna'nın olduğu belirtiliyor. Zaten Polonya bu yüzden sürekli Avrupa Birliği içerisinde diyor ki, ya kardeşim ben bu kadar yükü çekmek zorunda değilim. Bende 1 milyon Ukraynalı var diyor. Ukrayna'ya çoğunluğu geri döndü ama Çekya örneğinde olduğu gibi Avrupa'da başka çeşitli yerlere dağılmış ee, yine 1 milyona yakın Ukrayna'nın olduğu belirtiliyor. Yani bunlar konuşulan rakamlar. Ama ilk anda çıkan 14 milyon ve Polonya üzerinden çıktılar. Ama şu anda Polonya'da 1 milyon kişi Bakın var. yalnız şöyle bir şey var. Fulya Hanım sorduğu sorunun tarihi bir yönü var. Eğer, Özay Bey'in söylediğinin tersine, eğer Karadeniz'de Rus donanması bu kadar etkin olmasaydı, Ukraynalar Türkiye'ye gelecekti. Neden? 1917'de Sovyet İhtilali, yani Kızıl Ordu, Beyaz Ordu'yu Kırım'da yendi. Kırım'da yenince beyaz ordu deniz yoluyla önce İstanbul'a oradan Çanakkale'ye geldiler. Karayolundan ise Odessa üzerinden, Romanya üzerinden Çanakkale'ye geldiler. Ve 300 bin beyaz Rus 4 sene Türkiye'de kaldı. E biz de savaştaydık o zaman. Biz Türkler e, o zaman beyaz Ruslarla ekmeğimizi paylaştık. Bu çok önemli. Bunu ben Moskova Bilimler Akademisi'nde anlattığımda pek çok Rus ağladı. Rektör de dahil buna. Yani e, buradaki insanlar çok acı çekmiş insanlar. Şunu söylemek istiyorum. Türkiye boğazları kapatınca Rus donanması burayı tamamen hakimiyeti aldı. Hava kuvvetleri de aynı şekilde olunca kaçamadı insanlar. Yani ne demek istiyorum? Buradan bir tahliye olmadı. En yakın tahliye neresi? Buradan Moldova üzerinden çünkü ortak sınırları var ve Çek e, yani Slovakya ve Polonya. Bir kısım da Belarus'a gitti çünkü aynı pasaportu taşıyan insanlar bunlar, beraber yaşamışlar. Fakat bugün eğer savaş şiddetlenirse tam tersine yani bu e, Harkov düşer, e, bu bölgede Rusya bakın henüz son kartını oynamadı. Yani şunu söyleyeyim açıkça, Rusya bölgeye gerçek askeri gücünü yansıtmadı daha. Bu bir gerçek yani. Ya Ama orada komutanım şunu diyeyim mi? Yani Rusya gerçek gücünü yansıtmadı diyorsunuz ama yani hani Rusya'da anlatıldığı kadar e, çok da bir şey yokmuş dedirtti sanki insanlara. Yok o görüşe Peki, katıldım. Geride yeri, kalan iki yıla baktığımızda Rusya, hani Rusya'dan daha farklı belki de hepimiz işte Kiev'e indiler falan filan böyle seni. bir şov oldu sonra bakın, bakın, o burada, kadar da değilmiş dedirtti. Burada bakın Rusya Kırım'da bir tek asker kaybetmeden Kırım'ı aldı. Ne dedim? karbi çok iyi kullandı. Peki. Ve hibrit savaşı çok iyi kullandı. Burayı da iyi kullandı. Rusya savaşmadan aldı buraları dikkat edin. Peki. Bu, e, bu da onu askeri taktik strateji. Hocam şimdi ekrana Buyurun. Gökhan bir fotoğraf vardı. Onu getirsene Putin'in. Şimdi Batı basını Putini bir e, fotomontajla işte bu şekilde resmetti. E, NATO bildirgesindeki e, Rusya Rusya maddelerini malum konuşuyoruz. Yani verilmek istenen mesaj su uyur Putin uyumaz mı? İsmet Bey size sorayım. Burada Putin'i böyle yatağa, yastığa başını koymuş. Tek gözü kapalı, bir gözü açık. Uyuyor mu? Etrafına mı bakıyor? Ne yapıyor? Burada verilen vallahi, mesaj nedir? E, Biraz şimdi, da korkunç mu görünüyor? Ne dersiniz? Valla batını, batının, batı'nın ne yaptığı yani anladığımız kadarıyla psikolojik harekat yapmaya çalışıyor. Ee, i̇şte hani soğuk savaş diyoruz ya onun bir parçası olarak bunlar gidiyor. Ancak ben e, Rus yetkililerle zaman zaman ne oluyor, ne bitiyor diye konuştuğumda söyledikleri bir şey var. E, anlaşma zemini konusunda İstanbul'daki şartların değiştiğini söylüyorlar. Yeni durum var, şartlar ağırlaştı. Eğer bir barış veya anlaşma olacaksa Ukrayna yeni şartlara uymak zorundadır diyorlar. Ee, şimdi bence e, öyle görmek lazım. Bir de Peki bu fotoğrafla ya, ilgili analizi bir bu biraz bu fotoğrafı gibi. değerlendirelim. Bu foto montajı daha doğrusu fotoğraf değil de bunu biraz değerlendirelim. Bunun üzerinden gidelim. Bunu nasıl çekmişler. Gerçek bu mu yani, bu Yani bilmiyorum. Bu acaba? yani burada ne yapmak istediklerini çok anlayabilmiş yapay zeka değilim hocam. yani işin açığı. Peki e, yani, yani batı, batı medyası yapar dedim. Yunus'a Yunus soralım o zaman Yunus. Demekli. ne anlamı vardır bunun? Çok bota, bu tarz fotoğraflar kullanılıyor mu bu tarz foto montajlar orada? Ne dersin sen bu fotoğrafa? Fotoğraf mı diyelim, foto montaj mı? Yapay, yapay zeka. Yapay zeka. zeka. Efendim? Biraz yapay zeka gibi. Batı'dan evet. bir ben baksın bilmiyorum. bakalım. İlk İyi kez batı bizim batı yayında orası. gördüm. <laughs> Ama senin dediğin gibi büyük ihtimal burada hani Putin uyuyor olduğunda bile bir gözü açık. Valla şöyle şey, yapay ile yani bu işler. Putin uyumaz gibi bir mesaj var gibi. Yapay zekada bu işler şöyle yapılıyor tabii. Yani siz kelimeler tanımlıyorsunuz. Sizin tanımladığınız üzerine bir şey çiziyor. Evet. Su uyur, Putin uyumaz diye <laughs> Amerikalıların yani öyle bir şey olduğunu e, atasözü yoktur tahminen ama e, şunu söylemekte fayda var. Bunu yapıyor olmak Putin'i ne küçük, ya Batı basını bir kere su uyur, Putin uyumaz demez, Putin'i büyütmez. Putin'i bir şey yapıyorsa aşağılamak için yapar. Peki yapay zekayı ne demişlerdir de bu fotoğraf çekecekler? Ya işte e, o, o kelimeleri ben de hani kodladıkları kelimeleri e, son derece merak ettim. Çünkü şöyledir yapay zeka yani e, normal kelimelerden farklıdır. E, bu tür işler yaparken e, siz dönemi yazarsınız sanat akımlarından etkilenerek çizim çıkar vesaire vesaire bir sürü şey yapar. Dolayısıyla da e, belirli kod kelimeler vermişler ama yani e, mesela benim en çok dikkatimi çeken alındaki kırışık sayı, kırışık sayısının azdı. Normalde mesela daha şey yapabilirlerdi, e, Yalnız, daha abartabilirlerdi. Putin, Putin ne kadar Putin burada. için çok güzel bir şey bu ya <laughs> Putin'i çok çok yücelten ve hani gerçekten o intelligence hani zekasını böyle ortaya koyan burada bir durum bir, var bir yani fotoğrafı tekrar tamam. anlatıyor her şeyi bence. Çok kısa alayım hocam. İllüzyon şu, uyuyan bir insanın saçları böyle olmaz bir kere. Neden? Saç yok ki çok komutanım. Kesinlikle olmaz. Çünkü insan Hocam uyurken buyurun, hem sağa hem sola yatar. Bir şey söyleyeceğim. Tudunun Saçı zaten çok güzel ama ayırmışlar yani. orada. İkincisi Putin'in kulakları bu kadar kocaman değil. Üç şuradaki görüntü <gülüyor> ne? <laughs> kulağa bir şey yaptı. Hocam, Nereden hatırlıyorsunuz Putin'de kulağını? Görüşmüş bir insanım. Yani hmm. bu dediği gibi ya... Yapay değil, zeka tabii. Fotoğrafla oynanmış bir defa. Bu gerçek. Hocam yapay zeka zaten bu. E, yapay zeka da olabilir. Fotoğrafın üzerinde oynanmış olabilir. Hı -hı. Böyle bir, bir pozu da Putin'den kimse çekemez. Ben söyleyeyim tabii, size. Tabii, tabii. Onun odasına girecek de Putin'i böyle tek gözle çekecek. Evet. Adamının gözünü ayarlar ya. <laughs> ya baş... da orada çekseler belki böyle gözünü açıp böyle tehditvari ya bakar yani. Sanmıyorum. Ee, bu ya, e, bir olabilir e, e, mi? odasına? E, ama şunu söyleyebiliyorum. Çeçipiti Putin et, uyuyor hocam, gibi bir şey yasak çıkabilir bak, belki. Gerçeklere bakın siz. Özay Bey çok haklı. Bütün karikatürlerde Sayın Putin koca burunlu falan filan şekilsiz bir adam gösteriyor. Halbuki değil. Putin... Ay karikatürlerde <laughs> herkes öyle çiziyorlar. Baba Bush'la konuştu mu? Konuştu. Oğul Bush'la konuştu mu? Oğul Bush'a dedi ki şeyde, yeğenim dedi. Bunlar şeyde der biliyorsun. E, olimpiyatlardalar. Sana yeğenim kulağına dedi. bir şey söyleyeceğim dedi. Kim? Amerikan başkanı. Rus askerleri Kırım'a girdi. Oh oldu şey. Başkan Bush. Bir, Pilot İki, hukukçu. Üç, ajan. Dört, Almanca Aman. çok iyi biliyor. Işın kılıcı Beş, düştü. Işın kılıcı düştü evet. <laughs> özel, özel. bir ışın de... kılıcımız gitti. Gel. Olanlar oldu. <laughs> evet. Dalga geçiren bir Rusya'yı ayağa kaldırmıştır. Düşünün şimdi Clinton'la Yeltsin beraber işte saksafon çaldığında bütün dünya Rusya'yı alay ediyordu. Ama o da dedi ki gel bir judo yapayım bakayım dedi Bush'a. Bush böyle kaldı. Judocu adam bir defa. Ve Su-25 pilotu, pilot, pilot, yakın hava destek pilotu. He, ben şimdi Putin'i yöneltmek istiyorum ama Son cümle. Rusya devleti için bugün bir kurtarıcı ve kendisine şu şekilde söyledim. Kendisiyle görüştüğümüzde Peki. bir dedim siz Rus halkı tarafından seviliyorsunuz. İki Rusya'nın siz Atatürk'üsünüz dedim. O kadar sevindi ve ertesi gün Novosti yazdı bunu. Peki. Neden? Bir şekilde yani iflas etmiş bir Rusya'yı bugün bir şekilde ayağa kaldırıyor. Ağırası nasıldı komutanım Teşekkür böyle ediyorum. baş başa görüştüğünüzde? Aurası nasıldı böyle? Nasıl efendim? Aura. Aura derler ya hani böyle bir havası, aurası ağırısı. Yok baş başa değil, başa değil. değil, gayet alçak gönüllü bir insan. Evet. Bir, yanında da peşkova ayırmıyor. Peki. Ama şu var, Rus halkı seviyor. Biz ne söylersek söyleyelim.